Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü işleyeceğimiz konu şu olacak arkadaşlar. Arabanızdan tutun lastiğinizi, işte arabanızın çıkartmasına, hatta sancağınıza kadar her şeyi nasıl kendinize göre özelleştirebilirsiniz, ondan bahsedeceğiz. Onun içinde bir sürü adım var. O yüzden sardırmadan izin. Bugün şöyle bir örnek göstereceğim size. Bakın baneri görüyorsunuz sol üstte. Beşiktaş baneri yaptım. Hatta arabamı da şöyle göstereyim. Bakın yani videonun sonunda neler yapacağınızı sizlere göstereyim. Abi şöyle bir araba yaptım. Ben bu arabanı da isteyen Beşiktaşlı izleyicilerim mutlaka vardır. Onlara verin. Bakın lastiği kendimize göre. Çıkartmayı kendimize göre. Onun dışında sancağı kendimize göre, anteni kendimize göre, her şeyi kendimize göre ayarlayacağız ve bu videoda bunu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Ayrıca bu arabanın da linkini vereceğim. İsteyenler olabilir arabanın linkini. Niye Beşiktaş arabası yaptım onu da söyleyeyim. Çünkü ligde Beşiktaş şampiyon oldu. Öncelikle Beşiktaşlı izleyicilerim varsa onları tebrik ederim. Ben de koyu bir Galatasaraylı olarak böyle bir farkındalık yapayım dedim. O zaman videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da hala abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Discord'a da mutlaka katın. Orada bayağı aktifim. Beraber konuşabiliriz. O zaman şimdi direkt videomuza geçelim. Şimdi tarayıcıma geldim. Buraya Backs Mod yazıyorum arkadaşlar. Şöyle yazayım. Backs Mod'u artık bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum benim izleyicilerim arasında. Ama bilmeyenler için ben tekrar söyleyeyim. Backs Mod çok yönlü. Rocket League'de antrenmandır, işte skin programıdır arkadaşlar. Bu arada hileye girmiyor. Onu da söyleyeyim. Ban riski 0. Çünkü bu programı yani profesyonel oyuncusundan tutun. Yani Rocket League'deki en büyük YouTuber'ına kadar herkes kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Çok şık kullanıyor. Hiçbir risk yok. Bunu gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Backs modu Epic Games'ten nasıl indirebilirim diyen arkadaşlar için de şu an kartları bir tane video koyuyorum. Oraya gidebilirler. Şimdi Backs modu indirdiğinizi varsayıyorum. Bir kez daha açıyorsunuz tarayıcı. Ondan sonra Backs mod Alpha Console Plugin yazıyorsunuz. Tamam mı? Bu bir eklentidir. Alpha Console diye bir eklenti var. Bu sizin arabanızdan tutun, işte şu kaledeki yansımalardan tutun, toptan tutun, her şeyi ayarlamanıza yarıyor. Yani böyle çok güzel bir aslında skin hilesi diyebiliriz ama dediğim gibi kesinlikle banlatmıyor. %100 güvenilirdir. Bunu da ekliyoruz. Şimdi buraya Install with Backs Mod diyorum. Daha doğrusu siz diyeceksiniz. Bakın hatta diyelim beraber. Şöyle pencere çıkıyor. Bekliyorsunuz. Bu pencere sıkıntı yaratmasın. Ondan sonra plugin will be installed next time you launch the game yazısını gördükten sonra buraya enter tıklıyorsunuz ve plugin yüklenmiş oluyor. Plugin'i yüklediğinizde nasıl anlarsınız onu da göstereyim. Şimdi Rocket League'e geri girdim. Buradan bakın F2'ye basıyorum Backs modu açmak için. Çünkü Backs modun kurulumunu zaten size kartlara göstermiştim. Oradan izleyebilirsiniz demiştim. Buradan bakın plugin istiyoruz. Buraya tıkladık. Burada Alpha Console yazacak. Buna tıkladığınızda Toggle Alpha Console menü yazıyorsunuz ve böyle bir menü çıkıyor. Eğer buradan da yapabilirsiniz ya da diyorsanız ki ben bunları hiç kasmak istemiyorum. F5'e bastığınızda bu menü tekrar gelecek, tamam mı? Kurduğumuzda böyle bir ekran gelmesi lazım. Sorunlu kurduysanız eğer böyle bir ekran gelmez. Aklınızda bulunsun. Bu ekranı kesin göreceksiniz. İkinci adımımıza geçiyoruz. Geldik bir diğer aşamaya. Bu lastiklerimizi, çıkartmalarımızı nasıl artık oyuna enjekte edeceğiz. Bunun için arkadaşlar Backs mod yazıyoruz. Backs modu yazdık. Çıktı buradan Backs mod. Buradan file'a tıklıyoruz. Open Backs mod folder diyor. Yani bu Backs mod dosya klasörünü bize aç diyoruz. Bundan sonra data diyoruz. Burada AC plugin var. Bu sizde çıkmayabilir. Şöyle yapın. Backs modu kurun. Plugin'i kurun. Plugin'i kurduktan sonra bir test edin böyle hani çalışıyor mu düzgün bir şekilde. Ondan sonra oyundan girin çıkın. Bu çıkmak zorunda. Çıkmıyorsa mutlaka bir hata yapmışsınızdır. Ya Backs modu kurarken ya da plugin'i kurarken. Bu çıkacak arkadaşlar. Yani bu çıkmazsa olmaz. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi texture dosyaları var. Yani texture kaplama diye çeviriyorum. İşte anten, top, işte banner, sancak, kontrolü. Mesela anten tıklayalım. Bakın massiflik diyor. Bu klasörün ismine takılmayın da. Bakın burada Beşiktaş bayrağımız var. Mesela atıyorum. Başka bir şey tıklayalım. Dikale tıklayalım. Mesela burada 5 yazdım. Bakın Beşiktaş şablonu var burada. Şablonu da bu arada göstereceğim. Orada da sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl oyuna enjekte edeceğiz? Ben Discord sunucuma bir tane link bırakacağım. Oradan bu şablonu alacaksınız. İki tane şablon olacak. Şuradan yanlışlıkla denetim masasına açık. Şuradan bilgisayarım diyelim. Bakın böyle bir şablon olacak. Bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra klasörü ayıkla dediğinizde hatta bir daha ayıklayalım sizler için.
Zaten tümüne evet diyeceğimizde tekrar aynı kalsiyon ayıklanmış olacak. Burada bunu geleceksiniz. Şuradan bir geri yapacaksınız. Bunu bu dosya dizinine atacaksınız. Şöyle şuraya atacaksınız. Bakın hedefteki dosya değiştiriliyor. Ben değiştirmeyeceğim çünkü zaten bende var. Bunu attığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Şu aktarımları bir iptal edelim. Benim gibi oyuna girdiğinizde Beşiktaş işte arabasını göreceksiniz. Şimdi diyorsanız ki abi ben Beşiktaş'ı ne yapayım, ben işte başka bir şey yapmak istiyorum. Onu nasıl ayarlayacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bir tane şablon var, Custom Decal diye. Yine bunu Discord sunucuma koyacağım linkini. Oradan alabilirsiniz. Discord linki de açıklamada var. Şimdi bunun için artık biraz daha iyi Photoshop bilmeniz gerekiyor. Buraya tıklıyorsunuz mesela arkadaşlar. Yine tıklıyorsunuz. Buradan bakın template, yani şablon. Bu şablonu tıkladığınızda size bir tane Photoshop ekranına aktarıyor. Tabi bunun için dediğim gibi Photoshop bilmeniz lazım az da olsa. Ondan sonra bu şablon bir gelsin görelim. Ve böyle bir şey atıyor. Ben buradan mesela işte spoiler, ne bu rüzgarlık diye bir spoilerını şöyle renk kaplamadan, mesela renk kaplayalım, buraya gelelim, kırmızı yapabilirim. Bakın buradan gördünüz. Ya da atıyorum buradan boya fırçası alırım. Mesela şurayı seçeyim, burayı turuncuya boyayabilirim. Anladınız mı? Araba size kalmış. Ya da buraya atıyorum gülen yüz yazabilirim. Tabi yazamam şu an çünkü burayı seçmedim. Bunun gibi Photoshop'ta bu arabayı tasarlayacaksınız. Arkadaşlar eğer diyorsanız ki ben abi Photoshop'la uğraşamam, bir tane site var, orada hazır arabalar var. O siteyi de videonun açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi bunları da yaptınız. Bakın şöyle bir şey olacak. Klasörleri açalım tekrardan. Yani böyle gözükmesi lazım. Mesela Beşiktaş lastikleri atıyorum. Bunları ayarlayacaksınız Photoshop'tan. Ya da ne bileyim tapır, tapır dediğine başlık, bu başlığı ben mesela ayarlamadım, başka ne var, decal'i gösterdim zaten. Onun dışında şeyi göstereyim, bakın mesela burada PS1 diye bir banner vardı, PS1 logosu vardı, ben bunu Beşiktaş sancağı diye tasarladım ve PS1 adını verdim dosyanın üzerine yazsın diye. Anladınız mı? Ben açıklamada verdiğim linkten sizin bunu hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. O yüzden siz buradan direkt halledebileceksiniz. Mesela buna bakalım, şöyle bir banner yaptık ve böyle ayarlayabiliyorsunuz. Detaylı bir konu olduğu için de ben direkt şablonlarla sizi uğraştırmak istedim. Yani böyle Photoshop'la uğraştırmak istemiyorum çünkü oraları çok karışık. Ya benim bu şeyleri Photoshop'ta ayarlamam da 3-4 saatimi aldı, öyle söyleyeyim. Çünkü yanılgı payı oldu, işte başka bir şeyleri denedim falan filan derken doğru sonuca ulaştım. Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz sorunsuz bir şekilde açıldı. Hatta şurada görüyorsunuz, hiçbir sıkıntı yok. Eğer sizde bu şeyler gelmez ise şöyle yapın arkadaşlar. F5'e basın. Buradan kozmetikliğin. Bakın mesela burada banner texture mod. Biz PS1 bannerine Beşiktaş'ı kurmuştuk. Bak PS4 yapayım mesela diye şu. PS1 geri yapayım. Beşiktaş arması kartalı falan geliyor. Böyle ayarlayacaksınız. Custom Ghost'u geçin. Mesela decal texture modda biz Hyper Beast'in üzerine kurduk Beşiktaş'ı. O yüzden de Hyper Beast'te kalıyor. Anladınız mı? Bu şekilde sizde klasörü açtığınızda böyle olacak. Şimdi ben şey olmasın diye, video çok uzamasın diye bunu detaylandırmıyorum. Çünkü yani bunun tasarımı var, işte ayarlaması var falan filanı var. Bunu Discord'a gelerek yardım alabilirsiniz benden arkadaşlar. Orada sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O yüzden bunları videoya çok yansıtmıyorum. Onun dışında mesela antenle bak yine Beşiktaş var. Mesela şunu değiştirelim, Reddit oluyor. Tekrar yapalım. Bak Beşiktaş'a geri döndüm. Mesela bunu da ayarladık. Burada da bir sıkıntı yok. O zaman şuradan gelelim. Bir arabamızı tasarlayalım. Zaten tasarlı da. Şuradan mesela Gol Explosion'a Dueling Dragons Duello mu yazacağız ya? Ejder mi yazalım? Aynen, ejder yazınca çıktı. Buradan bunu siyah yapacağım. Yani kartallı bir gol senin hiç olmadığı için ejderli koyacağım. Onun dışında boost'u falan buradan ayarlayacağım. Şuradan gelir. Bak arabayı kişiselleştir diyorum. Arada böyle kasma olabiliyor. O, yani şeyden dolayı, kaplamadan dolayı. Onu artık göz ardı edin arkadaşlar. Boost'umuzu şöyle siyah bir boost. Aynen bu. Bakın bu tam oturdu. Bir tane siyah şapkalık bulabilirsem koyacağım ama siyah şapkalık. Aa buldum lan. Ama bu Beşiktaş armasını kapatıyor. Bunu koymayalım. Bir tane de lastik izi koyduk mu şöyle tamamız. O zaman direkt maçımıza girelim. Bu arabayı bir güzelce test edelim arkadaşlar.
köşende zaferler, şampiyonluklar. Her taşında Şeref Bey hatıramız var. Uçurumlardan derin kalbimizde yerim. Yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar. Yıllara gidilmek hiç buradayız işte dimdik. Tarihim bir daha yazmaya geldik. Biz ne baharla gördük senle ne kışlar. Hiçbir şey sevmedim inan senin kadar. Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk. Durursa boydursun kalbinde çiktaş. Biz ne baharla gördük senle ne kışlar. Hiçbir şey sevmedim inan senin kadar. Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk. Durursa boydursun kalbinde çiktaş. Evet, arabayı maçta da gördük arkadaşlar. Bence gayet güzel. Yani ilk defa böyle bir işe kalkıştım. Yani ilk defa böyle Photoshop'tan falan arabaların kaplamalarını düzenlemeye çalıştım. Şurada bakın, spoiler'da 1903 yazısı var. Onun dışında bence her şey okey gibi. Beşiktaş arabası için konuşuyorum. Dediğim gibi çok detaylı anlatamadım ama Discord'dan sorarsanız bana oradan daha fazla yardımcı olmaya çalışırım sizlere. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın ve kanalda hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O zaman şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.